Knock harder. Let him know. Let him. Şimdi izleyeceğimiz videoda bir grup arkadaş perili olduğu söylenen bu okulun arka kapısına yaklaşıp kapıyı çalacaktı. Bu konuda iddiaya girmişlerdi. Ancak işler pek de masum ilerlemiyor. İzleyelim. Knock on it, knock. Knock, go. Knock harder. Let him know. Let him. Ani bir çığlık kızları korkutuyor ve hızla oradan ayrılmalarına neden oluyor. Video internette popüler olsa da ilk yayınlandığı kaynak ve videodakilerin kim olduğu hala bilinmiyor. Bunun gerçek paranormal bir kanıt mı yoksa ayrıntılı bir aldatmaca mı olduğunu düşünüyorsunuz? Bunu yazın. White Mary Van adlı sosyal medya hesabı çeşitli konularda içerikler yayınlıyor. O güne kadar da doğaüstü olaylarla ilgili hiçbir ilgisi yoktu. Ancak çiftliğinde tuhaf bir şeyler olmaya başlamıştı. Bunu bizlerle de paylaştı. İzleyelim. Atlarının neredeyse tamamı bazı tuhaf hareketler sergilemeye başlamıştı. You better get him going then. Let's go. Pacey. What the fuck are you guys staring at? I'm gonna be stuck here by myself. Well, okay then. What the fuck was that? What the fuck? Nope, 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 nope. Çiftliğinde son zamanlarda olup bitenlerin nedenini bulamadığı için tüm bu olup bitenler Whitney'i gerçekten de oldukça rahatsız ediyordu. Atların davranışları, tuhaf sesler ve darbeler ona sadece paranormal bir şey olduğunu düşündürüyordu. Bu çiftlikte artık hiçbir şey eskisi gibi değildi. Karar sizin. Yaşananlar paranormal bir şeyin kanıtı olabilir mi? Yoksa her şeyin mantıklı bir açıklaması mı var? Yazın. Ekranda gördüğünüz sosyal medya hesabı arkadaşlarıyla birlikte bir otelde çalışan Brooke isimli bir kadına ait. Yakın zamanda yayınlanan bir videoda asansörün içinde cep telefonlarını açık bırakmaya karar verdiler. Olacakları merak ediyorlardı ancak akıllarında paranormal herhangi bir durum yoktu. Bir asansöre bindiler ve onu almak için başka bir kata koşarken asansörün yukarı çıkmasını beklediler. İşte o sırada cep telefonlarının bu tuhaf anı kayda alacağını beklemiyorlardı. Dikkatli izleyin. Görüyoruz ki telefon oradayken nereden geldiği belli olmayan bir ses duyuluyor. Bu konuda elde edilen tek delil bu değil. Dikkatli dinleyip izleyin. Where the mirror should go? Yeah, actually, let's do our job. Okay. All right. Chat, should the mirror go here? In this corner? The right corner. Okay. Or in that corner?
I don't know. I mean, like, I know it's super dark right now, but I feel like personally it would look better in this area. There's just too much backlight. There's like not enough good, I don't know. O anlardan birinde aynadan karanlık bir figür görülebiliyor. Ancak kamera geriye doğru hareket ettiğinde orada kimse yoktu. Bu bir şeyin burayı sahiplendiğinin açık bir kanıtı olabilir. Peki siz yaşananlardan sonra özellikle de geceleri burada çalışmaya cesaret edebilir miydiniz? Yazın. Ekranda gördüğünüz sosyal medya hesabının yayınladığı bu videoda kızıyla birlikte otelde tatil yapan bir kadın görüyoruz. Geçmiş kayıtlara bakıldığında burada kalan birçok insan çoğu zaman beyazlar içinde bir kadını balkonda otururken görmüştü. Bunu bilen kadın o ana tanık olup olmayacağını test etmek istiyordu. Bu anları kaydedecek. İzleyelim. Yan taraftaki balkonda şarkı söyleyen bir kadının sesini duyabiliyorsunuz. Kadın az önce yakaladığı şey karşısında doğal olarak şaşırıyor ve heyecanlanıyor. Her ne kadar korktuğunu iddia etse de bir yandan da yakaladığı şey için mutluydu. Bunun kesinlikle bir ruhun sesi olduğuna inanıyor. Siz de izlediniz. Sizce bu bir ruhun sesi mi yoksa her şeyin mantıklı bir açıklaması mı var? Yazın. Lainey ve Bean isimli sosyal medya hesabı bu çiftin evinde meydana gelen paranormal deneyimler hakkında çeşitli videolar paylaşıyor. Evdeki güvenlik kameralarına bazı ürpertici anlar yakalanacak. İzleyelim. Oyuncak kamyon kendi başına hareket ediyor ve ayrıca dolap kapıları açıklanamaz bir şekilde açılıyor. Ancak yaşananlar bu evde her gün olan şeylerdi. Peki onların yerinde siz olsaydınız ne yapardınız? Yazın. Ekranda gördüğünüz sosyal medya hesabı geçtiğimiz günlerde bir güvenlik kamerasının gece boyunca tüyler ürpertici sesler yakaladığı tuhaf bir video yayınladı. Adam odadan geçerken arka planda yürüyen garip şeffaf bir silüet beliriyor. Evin sahibi o sırada orada kimse olmadığından bu olaya ilişkin herhangi bir mantıklı açıklama bulamadı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu mülkte dolaşan şey bir insan ruhu mu? Yazın. Clay Shiner adında bir adam 27 Ekim 2022'de YouTube kanalına bir video yükledi ve bu video izleyicilerden birçok kişinin yorum yapmasına neden oldu. Hem de çok haklı olabilecek bir sebeple. Bahsi geçen görüntüler Tennessee Baxter'da çekildi. Akşam saatlerinde genç adamın önündeki ormanlık alanı kaydettiği anları gösteriyor. En başta her şey normal görünüyordu. Ta ki ürkütücü bir olay gerçekleşene kadar. Hey, just, do you see that? Do you see that? I'm afraid. Oh my God.
Oh my God. Oh my God. Bailey, can you see that? Bir anda tüylü bir yaratık ormanda yavaşça ilerlerken görülüyor ve Clay kendi gözleriyle gördüklerine inanamaz hale geliyor. Video birkaç saniye sonra Clay'ın arkadaşlarından birine "Sen de görüyor musun?" diye sormasıyla son buluyor. Bu da hepimizin sonrasında ne olmuş olabileceğini merak etmesini sağlıyor. Açıkçası bu şey efsanevi Bigfoot yaratığına benziyor ama gerçekten o mu yoksa bir tür aldatmaca mı? Asla tam olarak bilemeyeceğiz. Her halükarda bir gün orman gezisi yaparsanız dikkatli olmanızı sağlayacak bir video. Siz ne düşünüyorsunuz? Reddit kullanıcısı Accomplished Turn birkaç hafta önce Paranormal Olaylar adlı topluluk sayfasında oldukça tedirgin edici bir video yükledi. Bu görüntüler Romanya'da tam olarak konumu bilinmeyen bir yerde gece yarısı bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ve bir evin yanına park etmiş arabayı gösteriyordu. Ancak bu masum gibi görünen video sadece birkaç saniyede saf bir dehşet anına dönüşüyor. Hadi izleyelim. Bir anda son derece tuhaf ve zayıf bir yaratık yavaşça arabaya doğru yürürken görülüyor. Ardından doğrudan arabanın yanından geçip kameranın görüş alanından çıkıyor ve video sona eriyor. Yorumlarda pek çok kişi bunun bir tür insansı yaratık olduğu konusunda hemfikir. Ancak ne yapmaya çalıştığı ya da ne istediği bilinmiyor. Romanya'da yaşayanların dikkatli olması iyi olur gibi. Düşüncelerinizi yazın. 2024 yılının 25 Temmuz'unda Wallace adında bir adam Dallas Sanat Müzesi'nde gece güvenlik işine başladı. Müzede tek başına gece vardiyasında çalışıyordu ve ilk birkaç gün her şey sorunsuz geçiyor gibiydi. Ta ki bir gece tek başına devriye gezerken arkasında bir şey duyana kadar. Hadi o anları izleyelim. Man, I've been clocked in 8 minutes. Hey! Hey! I'm not finna go check shit. I'm not going down there. Shit. Oh, goddamn, the door locked. Oh. Damn. If it is somebody down there, they're gonna stay their goddamn ass down there. I'm not going. Shit. Hurry up and get up, you bitch. Hey. Ne olduğunu kontrol etmek istemeyen Wallace, bunun yerine arkasındaki kapıyı kilitlemeye karar veriyor. Ancak birkaç saniye sonra tekrar aynı sesi duyup yalnız olmadığına iyice emin oluyor. Kimse ortaya çıkmayınca panikleyip hızla oradan uzaklaşıyor. Fakat birkaç dakika içerisinde sakinleştikten sonra oraya geri dönüp nihayet kontrol ediyor. Hey, somebody fucking in here with me. I'm up here doing this damn job. These folks want me to do all this walking in the dark. I'm not walking down there in no motherfucking dark. Hey. Hey. Not coming the fuck out there, man. Somebody is down there with me. Somebody in here with me. When I got this job, I told them I don't do things like this. And I got my camera on, bitch. You can go if you just come out. I let you go free. But don't try to just pop out on me. You know what I'm saying? Scare the fuck out of me. Make me shit all on myself on the job. Come on now. Come on now. I'm just trying to get my goddamn hours and go home now. He'll act like he don't hear me. You know you bastard, come on. I'm not finna, I'm telling y'all, I'm finna go. In the closet, I'm going this way. Orada hiçbir şey bulamıyor. Kafası karışmış ve korkmuş bir şekilde bu binada gece vardiyasında çalışmanın hiç de iyi bir fikir olmadığına karar veriyor. Siz olsaydınız ne yapardınız? Şimdi izleyeceğimiz videoda bir adam yazın ailesiyle yeni evine taşınmıştı. Yerleştikten sonra her şeyin ilk birkaç ay boyunca normal olduğunu düşündüler. Ta ki gece geç saatlerde garip sesler duymaya başlayana kadar. Bir gece iki aile üyesi evde yalnızdı ve eski klasik oyunlar oynuyorlardı. Gece geç saatlerde aniden ürkütücü bir şey duydular. Hadi o anları siz de izleyin. Shit.
Dude, you hear that, right? Yeah. All right, guys, I have to start recording. We just moved in here last summer, and we keep hearing these things. Dude, you hear that, right? Yeah. Don't tell me it's just me. That's ridiculous, man. I don't know. Evde patırtılar duyuyorlar ve mutfak dolaplarının kendiliğinden açıldığını fark ediyorlar. Ancak evin her yerine baktıktan sonra kimseyi bulamayınca ciddi bir şey olmadığını düşünüp televizyon izlemeye karar veriyorlar. O sırada sesler tekrar duyuluyor. You got a second. It only takes a second. Dude. I don't know, man. Hey, are you back? Yeah, I'm back. Oh, no. Dude, you see? No way. Dude, I'm out of here, dude. No way. Bu sefer de önlerindeki bir kapı kapanıyor ama içeride kimse yok. Bu olayın yaşandığı günden beri garip olaylar giderek şiddetleniyor. Ertesi gece laptopta oyun oynarken yine ani bir ses onları rahatsız edecekti. Okay. I have to start recording because we've started to hear more things around the house. And kind of nervous. Jeez. Hey, Dad? Yeah. I think I heard something. Okay. Eşyalar kendi kendine devrilmeye başlıyor ve adam kamerasını oğluna doğrulttuğunda Noel ağacının yanında karanlık bir gölge figürü görülebiliyor. Bu durumun gidişatı pek iyi bir işaret olmayabilir. Zaten sonrasında olanlar tam anlamıyla dehşet verici. Alright, I have to start recording again. I know I just heard something. Kapının arkasında zifiri karanlık bir gölge görünüyor. Ancak aile içeri baktığında kimseyi göremiyor. Adam bu yaşananların paranormal varlıklar sebebiyle olduğundan emin ve duracağına da inanmıyor. Eğer izlediklerimiz kurgu değilse aile ya profesyonel yardım alacak ya da evi terk ederek şansını deneyecek. Siz ne düşünüyorsunuz?